Çay Bir Açık programımıza hoş geldiniz. Bugün Sabriye Şeker Sanat Evi'ndeyiz. Sabriye Hanım'la tesip sanatı üzerine birazcık sohbet edeceğiz. Çayımızı yudumlarken. Sabriye Hanım hoş geldiniz. Daha doğrusu biz hoş geldik sanat evinize. Sabriye Şeker kim? Evet, sevgili Lütfiye, öncelikle beni böyle bir program içerisine dahil ettiğiniz için size ve ekibinize çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz hakikaten Şeker Sanat Evi'ne. Sabriye Şeker eski bir Bakırköylü. Aslen Rizeli ama eski bir Bakırköylü. Ve Bakırköy'e gönül borcunu, sevdasını eserleriyle yapmaya çalışan sadece bir Sabriye Şeker, başka bir şey değil. Tesip ve minyatür sanatıyla uğraşıyorum. 90'lardan beri daha da evveliyatı var. Ama 1996'dan itibaren de eski sanatçı arkadaşım Sabahat Palabıyık'la birlikte Şeker Sanat Evi'nden önceki Semak Sanat Evi'ni açmıştık Bakırköy'de. Bakırköy'de olmasını çok istedik. Çünkü yapmış olduğumuz sanatımızı ait olduğumuz yerde sürdürmeyi hedefledik. Daha sonra Sebahat Hanım'dan ayrıldıktan sonra Şeker Sanat Evi olarak 2002'den beri Bakırköy'de sevdayla, aşkla sanat evimi yürütüyorum. Kendim tesip ve minyatür yapıyorum ama ayrıca öğrenci de yetiştirmeye çalışıyorum. Tesip nedir? Tesip güzel yazıların yazılı veya yazısız kenarına altınla yapılan süsleme, altınlama demektir. Minyatür, kitap resmiyle başlayıp şimdi duvar sanatına dönüşen bir çeşit küçük resimdir. Bunun tarihçesine çok fazla girmek istemiyorum çünkü sanırım konumuz Bakırköy ve sanat. Fakat bu sanatla uğraşmak isteyenler kesinlikle biraz da olsa bir tarih bilgisine sahip olmalılar, değil mi? Tabii. Bizim köy uzun yıllar, bin yıllar öncesine dayanan geçmişi bir sanat. Uygurlardan itibaren duvar resmiyle başlamış, daha sonra çeşitli aşamalardan geçtikten sonra Osmanlı döneminde çok anlam kazanmış, çok önemsenmiş ve büyük saray nakkaşhaneleri kurulmuş. Onların başlarına da Osmanlı topraklarının ait olan bölümlerin usta sanatkarlarını getirip koyup sanatçı yetiştirmişler. Ama şimdi bugün bizim atölyelerimiz gibi küçük atölyeler değil, yüzlerce sanatçının çalıştığı büyük nakkaşhaneler kurmuşlar. Altınla yapıyoruz. Bu çok önemli. Altınlama dedik. Altın 18 ay, 14 ayardan 24 ayar altını inceltilmiş şekilde kıvama, boya kıvamına getirterek yapmış olduğumuz bir çalışma malzeme kullanıyoruz. Bu malzeme... Herkes yapabilir mi hocam? Şimdi bu ciddi bir maliyet gerektiren de bir olay. Şimdi işin içinde altın geçiyor. İşte diğer kimyasal boyalarımız falan, bunu çok düşük bir maliyetle bu sanatı yapmak isteyen bir vatandaş gelip uğraşabilir mi bununla? Şimdi herkes uğraşabilir, öncelikle bunu söyleyeyim. Bunun çok ciddi bir eğitime gerekiyor. Bu eğitimler, ben Topkapı Sarayı'nda bu eğitimi aldım. Daha sonra hocalarımın atölyesinde devam ettim. Akademilerde de bu bölüm öğretiliyor. Evet, masrafı olan bir sanat ama şöyle de bir anlamı var diğer sanatlardan daha ayrıcalıklı olarak diye düşünüyorum. Biz tarihten günümüze gelen eserleri örnekleriyle bu işin eğitimini geliştirdik. Bizim de yaptıklarımız yüzyıllar sonrasına kalabilecek çalışma. Evet, bu şekilde düşünülerek yapılan çalışmalar. Kullandığımız boyalar bizim şimdi kimyasal ama o dönemlerde kök boyalar kullanılmış. Daha organik. Kesinlikle topraktan, bitkilerden elde edilen boyalar kullanılmış. Günümüzde biz kimyasal boyaları kullanıyoruz ama altın, o dönemdeki altın ve altın bugünkü altın da aynı değerde olduğu için hiçbir özelliğini kaybetmiyor. Evet. Bu açıdan da altınla yapılan işler diyoruz. Bir de sadece malzemesi değil, aynı zamanda bir tesip yapıyorsanız
siz hattını da usta bir sanatkara yaptırmak zorundasınız. Hatta da yazdırmak durumundasınız. Kopya olmayacak, orijinal, yani yazıyı yazan hattat ve kenarını süsleyen sanatçıya da Bayansa Müzeyip'e, Baysa Müzeyip denir. Evet, ya iki sanatkarın elinden çıkıyor bu. Tabii evet. Ki eserler. Aynı zamanda biz malzemenin bu noktaya gelmesi için de daha önce yaldızlarla başlıyoruz eğitimimize. Yani öncelikle çok yoran, maddi açıdan da yoran değil. Ama daha sonra emek. Tabii ki emek İçinde her şey. Daha çok emek var. Kesin anlamak var. Çünkü bir açıklaması da şu şekilde yapabiliriz. Doğadaki her şeyi stilize ederek ortaya çıkmış motiflerden oluşuyor. Yani bitkisel motifler. Ve çok minimize atölyenizde gördüm. Mercek de çalışıyor atölyedeki. Evet. Öğrencileriniz. Tabii. Emek var, sevgi var, sabır var bu işin içinde. Tabii ki nefsimizi en iyi terbiye eden sanat olduğuna inanıyorum ben. Sanat dallarının her biri ruhumuzu besleyen, ruhumuzun zenginliğini sağlamamıza yardımcı olan tabii ki sanat dalları. Ama tesip ayrıca nefesimizi içimizde tutarak yavaş yavaş vererek biz o fırçayı çekeriz. Gerçekten bu içimize çektiğimiz nefes beynimize giden oksijeni de aynı zamanda arttırıyor. Doğru. Bu doğru. Bir çeşit evet ruhumuzu da dinlendiriyor. Ben örneğin senelerdir bu işi yapıyorum. Artık atölyeden o kadar yorgun çıktığımı bilirim ama ruhumun o kadar beslendiğini hissederek çıkarım ki. Bu hiçbir şeye değişmez. Belki o sevda, o sevgi benim daha çok çalışmamı sağlıyor ve kesinlikle. Öğrencilerimi yetiştirirken doğru anlatmaya çalışıyorum. Bu çok önemli. Doğru. Lütfiyeciğim. Serbiye Hanım, peki Bakırköy'de sanat atölyeniz. Evet. Bakırköy'de Ayastefanos. Evet. Eski Bizans kültürü. Evet. Bunlar için çalışmalarınız neler? Hani ben birkaçını biliyorum ama izleyicilerimiz de bilgilensinler. Bakırköy minyatürleri diye bir çalışmanız olduğunu biliyorum. Daha başka neler var? Bunları da anlatır mısınız? Tabii ki. Çeşitli süreçlerden geçiyoruz. Hem tesip hem minyatür sanatçısıyım. Minyatür öğrenmeye başladıktan sonra kendime bir proje bulmam gerekiyordu. Ve ben bu yaşadığım toprakları, sokağında koştuğum, ruhunu hakikaten her şeyle hissettiğim Bakırköy'ümün diyorum, Bakırköy'ümün, hep de Mon tabii ki o dönemdeki evet. ismi, araştırmak istedim. Önce dedim ben yaşadığım yeri bir ve çocukluğumun geçtiği, hayatımın geçtiği bu topraklarda kimler yaşamış diye merak ettim. Ve sevgili Turgay Tuna'nın kitabını aldım. Bir Zamanlar Bakırköy kitabını. Evet, çok güzel kitap hazırlamıştı. Kesinlikle. O kitabın içerisinde sadece Bizans döneminin haritası var. Küçücük bir haritadan yola çıkarak kitabı tek tek sayfalarını inceleyerek ilk Bizans dönemi Bakırköy'ümü yaptım. Bizans dönemi Bakırköy'ünü yaparken de ne kadar az şey bildiğimizi fark ettim. Bizans döneminde 7. mil anlamına gelen Heptomon yolu geçiyormuş ismi. Aynı zamanda Zevk Sarayları, burası küçük bir balıkçı köyü. Şehrin dışında da olduğu için aynı zamanda padişahlar, imparatorların evleri, Zevk Sarayları, evet Sümerbank fabrikasının bulunduğu alanda yeni mahalleye doğru gittiğimiz zaman imparatorun taç giyme töreninin yapıldığı çok büyük bir onların kalıntılar. Yaşadığı kalıntılara rastlanmış. Şu ve anda onlar da sanırım hiçbiri muhafaza edildiğini zannetmiyorum onların. Yok oldu sanırım. Maalesef. Üzerine diyorum. Yapılan gökdelenler ve tarihimiz yok oldu. Şu an zaten artık hiçbir şey söylemek istemiyorum. Şu an o evet. kalıntıların hiçbirini görmek mümkün değil. Ama ben bu minyatürleri 2002'de yapmaya başlamıştım. O dönem sevgili Turgay Bey ile birlikte hakikaten birçok yerini tek tek gezerek de bu minyatürleri belgeselleştirdik.
Ama bunu yaparken aynı zamanda İstanbul Üniversitesi eski dekanı sevgili Taner Tarhan Hoca vardı. Yani ben bu belgeseli hazırlarken minyatürlerle aynı zamanda çok ciddi bir yardım aldım. Evet. Müthiş bir ekip işi oldu. Yaptığım her çalışmayı onların onayına sunduktan sonra ben minyatürleştirmeye başlamıştım. Bizans dönemini yaptım. Daha sonra bu çalışmalar devam etmeye başladı ve Osmanlı dönemi Bakırköy'ünü, Bizans'ta Osmanlı döneminde Bakırköy'de nelerin olduğunu. O geçiş. Kesinlikle o geçiş. Sonra tabii ki Ayas Stefanos, Yeşilköy, bugünkü Yeşilköy. Yeşilköy'ün tarihini öğrendiğim zaman hala daha çok etkilenirim. Müthiş, müthiş bir tarih yatıyor bizim şu an topraklarımızın altında. İstanbul'un birçok yerinde olduğu gibi Bakırköy'ün topraklarında müthiş bir tarih yatıyor. Gelecek nesile tarihimizi anlatmanın en güzel yollarından biri de minyatür. Evet. Sanırım. Bunu başarabilecek miyiz? Biz gayret ediyoruz. Siz çok emek veriyorsunuz. Çok da kararlıyım. Çünkü benim yetiştirdiğim grubum diyeceğim. Artık öğrencim olmaktan öteye geçtiler. Kendileri hepsi birer başarılı sanatçı durumundalar. Şimdi minyatürü ve tesibi aynı zamanda onlar devam ettirmeye çalışıyorlar. Ve devam ettireceklerdir. Benim yetiştirdiklerim, onların yetiştirdikleri her ne kadar... Fotoğraf da olsa günümüz çağı, teknoloji çağı. Sanatla yaptığınız belgesel nitelik taşıyan bu eserler tarihte mutlaka bir gün yerini alacaktır. Ben buna yürekten inanıyorum. Çünkü benim Bakırköy minyatürlerim, Yeşilköy minyatürlerim Bakırköy Mimarlar Odası tarafından kitap haline getirildi. Yani teknolojinin en iyi olduğu dönemde bile bunu bu şekilde bakılıyorsa ben umudumu kaybetmiş değilim. Sanat çok önemli diye düşünüyorum. Yaptığınız çalışmalarda sosyal duyarlılık içinde, toplumsal hareketlilik içerisinde ve çok katkı sunacak, katma değeri olacak işlerle sonlandırıyorsunuz. Ben hayranım yaptığınız işlere. Estağfurullah. Müthiş güzel bir ekip oluşturmuşsunuz. Evet. Sosyal projeleri çok önemsiyorum. Çünkü şöyle düşündüm, sanatla uğraşıyor olmak zaten sosyal projelere sorumluluğu daha da arttırıyor sizi. Evet. Çünkü sanatınızı daha iyi, sanatınızı onların sesine duyurabilmek adına iyi ifade edebilirsiniz. Bu konuda senelerdir Otistik Çocuklarla, Otizm Derneği ile ve Omurilik Felçleri Derneği ile çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Otistikli çocuklarla çalışırken aslında biz onlara yardım etmiyoruz. Onlar bize yardım ediyorlar. Çünkü biz zaten sorun onlarda değil. Bizde. Bizim onları normal... Denediler mi hocam? Tabii ki. Yaptılar mı ay çalışmayı? Bu senelerdir atölyeme her ay gelip birlikte şu gördüğünüz çalışma masasının üstünde ortaklaşa çalışmalar yapıyoruz. Bunlarla ilgili iki tane sergi açtık. Bir tanesi Yeni Yıldız Üniversitesi'nde, diğeri Mimar Sinan Üniversitesi Osman Hamdi Salonu'nda. Ve aynı zamanda bu duyarlılığı arttırmak bizlere, onlara olduğundan daha çok bize bir anlam kattı. Bu yüzden de küçücük katkılarımız dahi olsa, bakın bir şeye girdiğiniz zaman sosyal projelere çok büyük paralar, çok büyük hedefler, çok büyük 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 şeyler yapmanız gerekmiyor. Bir küçücük farkındalık bile damlaya damlaya kocaman bir göl oluyor. Ben bunu tek başıma yapmama imkan yok. Beraber olduğum, yetiştirdiğim grubumla birlikte, ekibimle birlikte biz hepimiz bir damlayan su gibi böyle yayılıyoruz. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Çağırıyorsunuz. Her sene geleneksel olarak sene sonu sergimizi bir kere sosyal proje kapsamında yapıyoruz. Bunların içerisinde sokak çocukları dahil birçok sosyal projeye imza atmaya gayret ettik. Ama bunlar çok ses getirmeyebilir, basında duyulmayabilir, başka gazetelerde çıkmayabilir. Ama biz kendi çerçevemiz içerisinde yapabildiğimiz kadar, hakikaten yapabildiğimiz kadar her şeyi elimizden geldiğince birbirimize tutunarak, dayanarak yapmaya çalışıyoruz.
Emekleriniz için teşekkürler. Ben çok teşekkür Herkes ederim. Herkese teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Hep beraber. Hep beraber. Diğer yapacağımız çalışmalarda da muhakkak yanınızda olmak isteriz. Onları toplumla paylaşmak isteriz. Tabii ki çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum bu güzel program için. İki çay bir açık programımızın sonuna geldik. Yeni konu ve konuklarımızla bir dahaki sefere görüşmek üzere. Hoşçakalın.